Bismillahirrahmanirrahim. Babul ül Hayız bahsi. Ee, kardeşler Hayız lügat, itibarın, e, lügat itibariyle akmak e, demek. Hadal vadi diye de yani vadi aktı e, su bastığında bu tabir kullanılır. şer imana manada ise kadın rahminden gelen, e, üretilen yumurtalık eğer döllenmezse o döllenme günleri içerisinde bir miktar kanla beraber e, döl yatağından atılır. Buna hayız deniyor. Kadının yumurtlama, yumurtlama süreci bir e, ay içerisinde birkaç gün yumurtanın oluşumu süreci, birkaç gün o oluşan yumurtanın rahim yatağına geliş süreci, bir iki günde orada kalış ve spermle buluşursa şayet döllenme süreci, eğer bu döllenme tahakkuk etmezse e, rahmin oluşturmuş olduğu bir kanla beraber bunun vücuttan atılışı, yumurtanın vücuttan gönderilişi sürecine hayız deniyor. her ay te tekrar ettiği için buna adet deniyor. Eee Allahu Teala'nın eza diye ifade buyurduğu, onlara bir eziyet ol kadınlara bir eziyet olduğu ancak bununla beraber Allahu Teala'nın kadından namazı, orucu tahvifen düşürdüğü bir takım biyolojik bir durumdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni Adem'in e, Adem kızlarının e, kızlarına verilen bir e, haldir diyor bunun için. İlk defa Havva annemiz cennetten indirildiğinde hayız olmuştur. Bu nedir diye sorulduğunda da Cebler Aleyhisselam ona bir izahatta bulunuyor. Ancak buradan sonra e, bazı İsraili rivayetler var. Yani işte Havva annemiz Adem Aleyhisselam'ı kandırdığı için cennette yani daha doğrusu cennette... E, ...o yasak meyveyi yemeye ikna ettiği için bir ceza olarak Havva'ya bu verildi deniyor. Bu İsraili bir nakildir. E, doğru da değildir. Çünkü yani bu işi sebep olan e, Havva annemiz böyle bir cezaya maruz bırakıldı da... ...bu işin esas faili Adem Aleyhisselam'a neden böyle bir, e, bir şey verilmedi diye soru sormak e, bu zorunda ortaya çıkıyor... İsraili bir kaynaktır bu nakil. Yani Havva annemiz işte bu hayız kadının cennetteki yapmış olduğu durumdan ötürü bir verilen cezadır ifadesi çok doğru değil. E, hatta doğru değil, yani, onu öyle söyleyelim. Bu biyolojik bir döngüdür. Allah Teala'nın e, kadının nesil e, yani nesil devam etsin diye üreyebilmesi için kadın biyolojisine kurmuş olduğu sistemin döngüsüdür. Erkeklerde de malumunuz bu ihtilam olmakla oluyor. Tabi erkeklerde bir sancılı süreç yok ama kadınlarda bu sancılı bir süreç olduğu için bu oluşturan yumurtayı atmak bir takım sancı ağrı beraber olduğundan Allahu Teala da onlara namazı tahfif ediyor, namazı onlardan düşürüyor. Peki, huve bu hayız demun e, yani fuduhu rahimum raetin baligatin la da abiha. Bu kan balıga e, baliga bir kadının rahminin ve la da abiha yani hastalık bulunmayan balıga e, baliga bir kadının rahminin atmış olduğu kandır. Baliga demesinin sebebi demek ki e, bulu çağına ermemiş olan daha küçük bir kız çocuğundan gelen kanama e, hayır sayılmayacaktır. La da abiha Hastalık varsa bu hastalıktan ötürü gelen bir kansa yine hayır sayılmayacaktır. Bunu anlıyoruz. Ve akalluhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği tarif üzere en azı üç gün ve üç gece boyunca devam eden kanamadır. Yani en az üç gün sürecek bu kanama. E, tabii üç gün bila fasıla aralıksız akmayı kastetmiyoruz. Ondan sonra konuşacağız. 3 gün ve 3 gece boyunca sür, sürerse eğer bu kanama hayız sayılabilir. Ve Annebi Yusuf'a, İmam Ebu Yusuf'ta bu hayızın en az müddetiyle ilgili bir rivayet şöyle gelmiştir. Yevmani ve ekserü salisi, yani iki tam gün ve üçüncü günün yarısından çoğunda e, gelirse artık hayız tahakkuk etmiştir. Yani üçüncü gün tam dolmasına gerek yoktur. Hayız tahakkuk eder diyor Ebu Yusuf. Ancak fetva, üç gün ve üç gece boyunca aralıklı da olsa süren kan en az e, hayızın müddetidir. Ve ekseruhu, hayız en fazla kaç gün sürebilir? Aşeretu eyyam, on gün sürebilir. Ve ma nakasa an akallihi, en az müddetinden az olan, yani iki günde kesilen bir kanama. Ev yahut zade ala ekserihi, en fazla olan on günün üzerine devam eden kanama. fahuva huve istihadetun, istihazedir, yani özür kanıdır. Müstakil başlık ileride gelecek. Bütün bu gün gün meseleleri, en azı üç gün, en çoğu on gündür meselesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat buyurmasıyla, beyan etmesiyledir. Ebu Davud rivayetinde, hadiste böyle geçmektedir. Ve mâ tarâhu, kadının görmüş olduğu, hayızda görmüş olduğu minel Elvan renklerden. Yani şimdi kadındaki kanama siyaha, siyaha yakın, kırmızı, sarımsı, yani koyu sarı. Sarımsı şekli ve beyaz şeklinde beş e, türde kan geliyor. E, koyu siyah ve kırmızı kan hayzın kendisidir. Sarımsılarsa hayzın kesintiye uğradığı noktalardır. Mesela e, sahabe kadınlar e, bu kırmızı kesildikten sonra gelen sarımsıları e, koydukları bezlere, e, bezleri işte sarı renkte bulaştığında Ayşe annemize yollayıp hani bizim hayızımız kesildi mi kesilmedi mi diye sorarlarmış. Ay Ayşe annemiz de e, sarıyı da hayız olarak kabul edip tam beyaz gelinceye kadar hay namazı kılmayın diye emretiyor. Bu yüzden şimdi e, yaygın bilgi siyah ve kırmızı renk hayız kanıdır deniyor ya. Ancak ma'atara minel elvan bu bütün e, kadından gelen tüm kanama renklerinin fi muddetihi kadının hayız süresi içerisinde gelmesi durumunda yani kadının yedi günlük bir hayzı olsun ilk üç gün koyuya yakın yani siyaha yakın kırmızı geldi ee, sonraki bir gün hiç gelmedi diyelim sonraki e, iki gün sarımsı geldi e, altı gün etti bir günde yine işte sarı geldi bunların tamamı müddetihi hayız müddeti süresi boyunca gelen tüm renkler sival beyadil Halis o sırf e, safi beyaz haricinde fahuva haydun o hayız sayılır. Çünkü Safi beyaz artık Hayz'ın kesintisidir. Demin söylemiş olduğumuz Ayşe annemizin beyanı üzere beyaz e, akıntı tamamen Hayz'ın bittiğinin bize göstergesi. Onu şöyle çizelim. at tuhru al mutakhallilu beyne demeyini. Ne demek burası? Aynı şekilde temizlik. Yani hani az önce dedik ya e, bu üç gün veya on gün veya yedi gün kanamanın sürekli olması lazım değil. Yani şimdi e, şöyle yapalım ilk 3 gün kanama devam etti. Bu üç gün 24 saat boyunca bir kanamadan bahsetmiyoruz. Yani birkaç saat geldi, birkaç saat geldi, birkaç saat geldi. Üç gün tahakkuk etti. O halde hayız başladı. Dördüncü gün yine geldi. Daha az sürede geldi. Tamam. 5. gün hiç gelmedi. 5. gün boş. 6. gün yeniden sarımsı geldi. 7. gün sarımsı geldi. 7. gün sonuna doğru beyaz geldi. Hayız bitti. Şimdi biz 5. günü boş dedik. Şöyle boş diyelim boş e, geçti temiz geçti yani şimdi dördüncü gün sarımsı geldi beşinci gün temiz geldi ve altıncı gün tekrar sarımsı geldi İşte bu iki kan arasında şu iki kan arasındaki temizlik vakaza duhul mutahallilu yani mutahallil giren demek ben deme iki kan arasına giren temizlik de yani kansız geçen günde fiha yine hayızdan sayılır çünkü bu kadının sabit hayızı yedi gün arada bir gün veya iki gün kesinti olması, sonra devam etmesi, hayzın adet gününü tamamlaması durumunda aradaki kan görülmeyen gün de yine temiz sayılacaktır. Peki, bunlar hayzın subutu ile ilgili meselelerdi. Hayız olunca ne oluyor? Birincisi, huve salate ve savme, Namaz ve oruca manidir. Yani namaz ve orucun sayı olmasına manidir eda etmek, namazı ve orucu eda etmek hatta caiz değildir. Yani namaz kılınmaz, oruç tutulmaz. Ve <laughs> takdihi ancak namaz orucu ne yapar? Kaza eder, duneha namazı kaza etmez. Çünkü bir tahfif için, kolaylık için hani o eziyet hallerine kolaylık için allah Teala namaz ve orucun edasını düşünmüştür onlardan. Bu kolaylık namazın eğer kılınmayan namazın kazası emredilmiş olsaydı 10 gün süren bir hayızda 50 vakit namaz var ki bir sonraki hayıza kadar 50 vakit namazı kaza etmek kadın için büyük bir zorluk ve bu ömür boyu böyle olacak ciddi bir zorluk olurdu. O halde bu şeriatın e, hayızlık gören kadından namazı düşürme hikmetine e, ve maksadına uygun bir durum olmuyor. O halde gün içerisinde namaz vakitlerinin tekrar ediyor olması namazın hayız gören kadının namazı kaza etmemesinin illeti olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 10 günlük bir oruç kazası olsa bir sonraki Ramazana kadar bu 10 gün tutulabileceği için ve bir zorluk olmayacağı için oruçla ilgili olan eee kazalarınsa tutulması gerekir. Ayşe annemiz radıyallahu anha biz namazı kaza etmemekle ancak orucu kaza etmekle emrolunduk olunduk buyuruyor. Hayız günlerinde terk edilen oruç ve namaz hakkında. Başka ne vardır hayızlığa yasak olan ve duhul el mescidi. Mescide girmek de yine aynı şekilde nedir? Caiz değildir, haramdır. Şimdi şöyle bir durum var, ee, bazıları şunu söylüyorlar, ya işte hani o zamanlarda temizlik mümkün değildi, meşit kirlenmesin falan gibi illetlere bu hükmü bina etmeye çalışıyorlar ama bu doğru değil. Çünkü e, demin de söylediğimiz gibi kadınlar elbette ki hayız olduklarında e, hayız bezleri kullanıyorlardı ve bunu hatta işte Ayşe annemize yolladıkları hani kesilmiş mi bakar mısın gibi hükmü öğrenmek için durumları söz konusuydu. Yani e, böyle bir durum asla söz konusu değil ancak... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben Hayızlı'ya, Cünüb'e mescide girmeye helal saymıyorum beyanı, Ebu Davud rivayeti olması lazım diye hatırlıyorum. Böyle beyan etmesi, e, Hayızlı bir kadının mescide girmesinin yasak olduğunu göstergesidir. Hatta e, kadın her gün e, gelip gittiği güzergah mescidin bahçesi olsa, ya yani mescidin içerisi olsa, mesela şunu düşünün Fatih Camisi'nin en arka kapısı girip diğer kapıdan çıkıp e, diğer tarafa geçmeye çalışmak normalde avluyla dolanarak gidildiğinde 10 dakika yürüme mesafesi mescitten geçince bir buçuk dakikaya düşüyor. Kadın da her gün bunu kullanıyordu. Hayır zamanında bunu kullanabilir mi? Hayır kullanamaz artık. Caiz değil. Ancak ne zaman olabilir? İşte ciddi bir problem olduğunda e, belki yani takip korkusu var e, veya dışarıda çok ciddi bir rüzgar esiyor tesettürü bozuluyor. O anda camiye sığması gerekiyor gibi durumlar haricinde yani ihtiyaç ve zaruri durum olmadığı müddet boyunca kadın e, mescide giremez. Peki, ders almaya gidiyor kadın, e, beş vakit namaz kılınan bir camiye namaz aralarında gidiyor. Orada beş vakit namaz kılındığı esnada e, olmasa bile, namaz aralarında olsa bile namaz kılınan bir mescit olduğu için yine de gitmemesi gerekiyor. Ama dernek ortamı var. Namaz bazen kılınıyor, bazen kılınmıyorsa derneğe gidebilir, buna bir problem yok. Mezarlığa da gidebilir, buna da bir problem yok. Başka yasak olan şey ve tavaf, tavaf da yine çünkü niye? Tavaf yapmak aynı zamanda beyti harama girmek demek olacağı için o da yine caiz değildir. Ve kurbane, kadına yaklaşmak e, da hayız anındayken caiz değildir. Ma tahtel izari, izarın altına yani kadının e, göbek deliği ile diz kapağının altına çıplak bir şekilde temas etmek, tensel temas etmek caiz değildir. E, bu caiz değildir. Yani bir erkek Şimdi Yahudiler de hayızlı kadınla yatmıyorlardı bile. Ancak İslam bunu yasakladı. Hayızlı kadınlarla yani hanı, kadınlarınız hayız olduğunda yatakta aynı yatağı paylaşabilirsiniz. Aynı sofraya oturabilirsiniz. Böyle bir durum İslam'da yoktur dendi. Ancak Efendimiz sallallahu ve sellem hanımına yaklaşmak isteyen bir erkeğin de tamamıyla çıplak bir şekilde ona tensel temasla yasaklamıştır. Sadece e, bir örtü altında yani göbek deliği ile diz kapağı arası bir örtünün altında olursa o zaman yaklaşılmayı yaklaşmaya caiz görmüştür. Ancak ve de Muhammed'in Ebu e, İmam Muhammed'e göre ise yasak olan şey kurbanel el ferci fakat. Yani sadece cinsel uzva çıplak olarak temas etmek yasaktır. Bunun dışında göbek deliği ile diz kapağı arasına tensel temas çıplak olarak caizdir demiştir ama fetva burada eee göbek deliği ile diz kapağının arasına çıplak olarak eee temas etmek eee tensel bir temasla bulunmanın caiz olmadığıdır. Ancak arada bir örtü olursa yaklaşmak caizdir. Ve yakfuru mustahillu vat'iha. Hayızlı kadınla cimanın, ilişkinin helal olduğunu söyleyen kişi kafir olur. Çünkü niye? Allahu Teala ve <laughs> atezilu buyuruyor. Hani vatetun nisa fil <laughs> fil mahit Allahu Teala hayızdayken kadınlardan uzak durun. Yani yaklaşmayın buyuruyor. Bu emir ayetle sabit olduğu için bunu helal sayanın küfrüyle hükmediliyor. Peki, şimdi hayızın kesilme durumlarını inceleyelim. وَاِنِنْ tamam لِتَمَامِ الْعَشَرَةِ Şimdi hayızın en azı üç gün demiştik, en çoğu on gün demiştik. Şimdi onuncu günde e, hayız tamamlandı. Bir tamamen aşareti on gün tamamlandı, hayız bitti. Bu durumda halle uha cima yapmak helal olur. Kablel gusli yıkanmadan önce bile helal olur. Bu Hanefi mezhebine göredir. Diğer üç mezhep 10 on günde olsa bile gusledilmeden e, cimanın haram olduğunu söylüyor. Ancak Allahu Teala çünkü hani yaklaşmayın buyuruyor kadınlara ancak temizleninceye kadar Ebu Hanife diyor ki işte 10 gün hayız tamamen bittikten sonra artık temiz olmuş olur. Çünkü hayızın ondan sonra e, devamı yoktur. 10 günden sonra hayız olmayacağı için bir kadın 10 gün tamamen dolmuşsa şayet bu durumda gusül abdesti almasa bile cima caizdir. Her ne kadar gusül almak evla olsa bile diyor. 10 gün dolduktan sonra ancak وَاِنِنْ kataa li daha az bir sürede yani diyelim ki kadının hayızı 8 gün sürüyor. Adeti 8 gün. Ve 8. gün kadın hayızdan kesildiğinde la yahillu hatta tagtesile gusledinceye kadar ne yapmaz olmaz. Cima helal olmaz. Çünkü niye? Hayız kesildi. Tamam. Ancak 10. güne gitme ihtimali var ya her zaman ama kadının adeti de 8. Fakat bir 8 bitti. Kadın beyazı gördü ve gusletti. Artık temiz oldu. E, temiz olduğu için artık bu saatten sonra cima helal. Sekizinci 8. günde kesildi, hayız bitti, adet tamamlandı. Gusül alırsa cima helal olur. Ev yem diye aleyha veya kadının üzerinden geçerse edna vakti salatin kamiletin tam bir namaz vaktinin en azı. Yani diyelim ki en azından en az vakit akşam namazı ya. Kadın hayız kesildikten sonra üzerinden akşam namazı vakti kadar bir vakit geçecek. Kamil bir namaz vakti geçecek yani. Kadının zimmetine namaz borcu geçecek. Kadın namazı kılmadı, zimmetine namaz borcu geçti. Kadının zimmetine namaz borcunun geçmiş olması demek, namazla muhatap olmuş ki borç geçmiş, demek ki kadın artık şer'anda temiz kabul edilmiştir. O halde bu şekilde caiz olur, cima diyoruz. Yani tekrar söyleyelim, 10 gün dolduğunda Ebu Hanife'ye göre e, gusül almadan da cima caizdir ama 10 günden az süren adetlerde e, adet tamamlanmış olsa bile gusül abdesti almadan veya bir namaz vakti geçmeden cima helal olmaz. Peki. Ve in kâne dûne âdetihâ kadının adetinden az bir noktada kesilse. Yani ne demek bu? Kadının adeti 8 gündü ya. 6. günde kadından kan gelmedi. Kanı kesildi. Bu durumda la <laughs> yahillu ve inih tesalet gusul alsa bile helal olmaz çünkü kadının altıncı gün e, kanının kesilmesi hayızın bittiği anlamına gelmeyebilir hani belki e, bir gün ara olacak sekizinci gün tekrar gelecek bunu biz bilemeyeceğiz veya bir sonraki ayda altı gün görürse aa demek ki kadının hayızı sekizden altıya düşmüş o zaman tamam deriz ama şu an bunu da bilmediğimiz için e, hayız adetinden azda e, az e, adeti dolmadan kesilirse Gusül alsa bile ne yapacak bu kişi? Ee, hala hayız devam ettiği için asla nama, e, cima helal olmaz. Ama ihtiyaten gusül edip namaz ve oruca devam etmesi gerekiyor deniyor. Fakat ne yapmayacak? Cima burada helal olmayacak. Ta ki adeti olan 80 gün tamamlanıncaya kadar. Şimdi bir de, e, şimdi dedik ya hani ilk derse başladığımızda Kadının bir biyolojik dönemi var. İşte bu üç gün e, üretimi, üç gün döl yatağına gelmesi, iki gün orada beklemesi, sonraki e, hayız süresi, sonra tekrar hayız bittikten sonra tekrardan vücut ne yapıyor? Yeni yumurtalı üretmeye başlıyor. Tekrar bir iki üç günlük e, sürece giriyor. En az iki üç günlük. tabi bu uzayabiliyor işte. Bu iki hayız arasında biz temizlik diyoruz. Ve akallu tuhri temizliğin en azı yani iki hayız arasındaki en az. Şimdi şöyle bir algı var genelde. Ee, şöyle bir hataya düşüyor bazen insanlar ee, 10 gün hayız süresi şimdi en az temizlik 15 gün olacak tamam 10 gün haiz süresi oldu 15 gün e, temizlik süresi oldu etti 25 e, 5 kaldı diyor ya sanki hani e, mi, bu şemsi veya kameri 30 günlük takvimin aynısı kadının biyolojik takvimi de buraya uyacakmış gibi anlıyoruz halbuki böyle bir şey yok yani e, kadının biyolojik takvimine biz burada bakıyoruz e, kameri veya şemsiyi takmaya bakmıyoruz. İlla 30 gün dolacak yani hayız artı temizlik 30 gün olacak diye bir durum yok. Hayız 10 gün olabilir, temizlik 15 gün olabilir. Yani 25 gün bu kadının demek ki biyolojik takvimindeki ay dönemidir. E, biz bunu böyle baz almamız gerekiyor. Bazen normal takvime endeksleyince kafa karışabiliyor. Ve ekallü tuhri 15 aşara Temizliğin en azı 15 gündür yine Hanefilerin burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'dan gelen rivayete göre 15 gün olduğu sabit olmuştur. Yani en az 15 gün temiz olmak zorunda bu kadın. 15 gün, hayız bitti. 13. gün kanama görse bile hala hayız sayamayacağız biz bunu. Temizlik devam ediyor. Çünkü iki hayız arasında kadının 15 gün temiz kalması şer'an bir sabit olan hükümdür. Ancak وَلَا حَدَّ لِيَكْسَرِهِ En çoğu için bir sınır yoktur. Yani düzensiz hayızlar oluyor. Kadın üç gün hayız gördü. Sonra kesildi hayız. İki sene temiz görüyor, sonra tekrar hayız başlıyor. Bu mümkün olabilir. 6 e, ay, 7 ay e, kanama görmeyen, düzensiz hayız olan e, kadınlar var. Ancak bu e, biyolojik açıdan da çok sağlıklı bir şey değil tabii ki. Tedavi edilmesi gereken bir durum ama e, biz orayı değil. Şu an bu kuyu konuşuyoruz. Eğer iki hayız arası ekser noktasında 3 ay, 5 ay sürüyorsa, bunun e, üst sınır olmayacağı için o dönemin tamamı temiz sayılır, namaza devam eder yani. İlla ancak ne zaman e, temizlik süresinin bir üst sınırı olur. Ainda nesbili adete e, adeti e, ayarladığında fi zamanel istimrar, İstimrar yani devamlı hayız görme süresi. Şunun gibi diyelim ki bir kadın e, hayız gördü ve bir daha hayızı hiç kesilmedi, hiç kesilmedi. Burada burada şöyle bir şey yapılıyor. E, bu kadının işte adet günleri bu gördüğü yani 7 günlük adeti olan bir kadını baz alalım biz tamam. daha sonra bu kadın 7 gün işte adet 20 gün temizlik şeklinde devam ediyordu. Fakat bir hayızında kanama bir daha hiç kesilmedi. Hiç durmadı kanaması. Aylarca devam ediyor diyelim. Bu durumda 7 günlük adetini biz baz alacağız bu kanama içerisinde. Ve bundan sonra İki ay işte İmam sadr Şeria'nın müftülere ve kadınlara en uygun fetva budur kolaylık olsun diye temizliği burada iki ay olarak baz aldığı bir nokta var. Yani yedi gün kan, yedi gün adet, iki ay temizlik, yedi gün kan, iki ay temizlik diye bir fetva var. Bu işte hatta e, damatta da mülteka şerhinde de e, müftülere ve kadınlara da en uygun fetva budur diyor. Ancak e, bazı yine hanefi kaynaklarında böyle olduğunda Kadın kendi adetini yani sürekli kanama devam ettiğinde kendi adetini baz alacak. Sonrasında 15 gün temiz sayacak. Tekrar adet sayacak diye de geçiyor. Bunu şimdi tekrar şurada göreceğiz şimdi. Buradaki mesele tekrar hatırlayalım. Düzenli bir adeti olan kadının, düzenli adeti olan bir kadının artık kanının kesilmediği bir durumda sadruç şerianın fetvasına göre adet günlerini gördü. Sonra iki ay temiz saydı. Adet günü 7 gün, iki ay temiz şeklinde devam eder diyor. Ancak ve iza zade demu alal adeti. Şimdi kan adetin üzerine çıkarsa. Şimdi biz farklı bir konuya geldik şu an. 8 günü biz kadının adeti olarak gördük. Şimdi burada adetin üzerine çıkarsa e, kanama. Peki iki durum var burada. Fein ca ve aşarate. Aşarayı yani 10 günü açarsa, aşarsa 8 gün adetiydi, kanama kesilmedi dört gün daha aktı ve 12 gün oldu kanaması. On gün kesildi. Bakıyorum en uzun süre olan 10 günü iki gün aşmış. Bu durumda ve zaidu fazlalık olan dört günün kulluhu tamamı tamamı istihadetun istihaza sayılır. Yani ne olacak? Şimdi kadın baktı sekiz günde durmadı devam ediyor bekleyecek. Hani namazı kılmıyor. Dokuzuncu gün namaz kılmadı. Onuncu gün namaz kılmadı. Hala kesilmediyse ha bu durumda 11. güne de sarktıysa 11. güne girdiğinde ha, tamam hayız müddeti doldu demek ki bu benim adetimden gelen adetimin üzerinde fazla gelen sayının günlerin tamamı özürmüş. O halde benim e, 9 ve 10. günde acaba hayızım ona mı uzadı diye ihtimalle terk etmiş olduğum namaz ve orucu kaza etmem gerekiyor diye diye bakacak kadın. Çünkü eğer hayız değişmiş olsaydı 9'da veya 10'da durması gerekiyordu bunun. Ancak burada onu aşıp 11'e 12 olduğu için, adetin üzerine çıkan bütün fazlalık istihaze. Ve illa ancak eee onun üzerine geçmezse yani işte adeti 8'di ama 10. günde kan tamamlandı. Demek ki hayız 8'den 10'a çıktı. Bu durumda bu ziyadenin tamamı yani bu iki gün ekstra da ne olur? Fehaydun hayızdan sayılır. Artık bu kadının e, hayızı on gündür diyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Ve in kânet mübtedeeten mub, e, yani mübtedeeten ne demek? E, hayıza böyle başladı ne demek? Kız çocuğu ilk defa hayız gördüğünde durmadan kesintisiz bir şekilde kanama başladı. İlk hayızından itibaren kanama başladı. Bu durumda şöyle bir şey yapar. Yani bu mümkündür. Bazen tedavisi olması, tedavi olması gereken durumlardan bir tanesi. Bir kız çocuğu ilk defa hayız gördüğünde artık, artık ne kadar sürerse belki yıllar sürecek bir şekilde hiç kanlaması kesilmeden hayız görmeye devam ediyor diyelim. Bu durumda burada 10 gün hayız kabul edilir ve zaten alal aşarati 10 gün üzerine açtığında bu kanama fel aşaratu haydun, on günü hayız, ve zaidu kulluhu 10 on günün üzerine ne kadar e, kanama sürerse hepsi istihaza sayılır. Burada da böyle bir baz alıyor. Şimdi hayız konusunun bir başka başlığı nifas konusu. Fen nifasu, nifas da demun yine bir kandır. Ya kibul de çocuğun ta, e, peşinde gelen, çocuğun hemen akabinde gelen bir kandır. Fe hukmuhu hukmel haydi, hayız hükmüyle aynıdır. Yani hayızlıya haram olanlar nifaslıya da haramdır. Ee, ve la hadde li akallihi en az süresi yoktur. Yani, Hayızdaki en az süre üç gündü ya. Mesela bir kadın iki gün kan gördü bir daha hiç görmedi. Bu durumda bunu namaz acaba hayız mı oldum diye namazı terk etti. iki gün oldu sonra olmadı bir daha. Ha demek ki hayız değilmiş bu kan istihaze diyecek ve ne yapacak? O iki gün terk ettiği namazları kaza edecek. Ancak hayır, nifasın en azı diye bir süre yoktur. Yani çocuk doğduktan sonra bir saat kan geldi sonra kesildi. O halde nifas bir saat sonra bitmiş demektir. Ve aksaruhu erbauna yevmen. En fazlası 40 gündür yine Hanefilerin bu Davud kana, rivayetiyle gelen nakle göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın nifasının nifasın çoğunluğu 40 gündür rivayetiyle amel ediyorlar. Ancak nifasın 40 günden sonrası yine istihaza sayılacak. Vema tara vema tara hamilu ancak hamile kadının görmüş olduğu e, ha, e, halel hamli hamilelik boyunca görmüş olduğu kanlar ve endel vadai doğum esnasında doğum daha gerçekleşmedi doğum esnasında kabla kuruğu ekseril veledi çocuğun daha tamamı e, yarısından çoğu yani çocuk daha tam manası dünyaya gelmedi yalnızca baş bölgesi henüz daha e, dışarı çıktı. Daha doğum devam ediyor. Bu anda e, gelen kanamanın tamamı istihadatın yine istihazedir. Yani hamile kadının görmüş olduğu kanamanın tamamı istihazedir. E, doğum esnasında daha e, tam nanasıyla biz doğum başladı dememiz için gerekli olan e, durum çocuğun tamamının veya yarısından çoğunun dışarı çıkmış olması. Peki bu durumda ne olacak peki? Şimdi şu şu olacak kan geldi. İstahze mi değil mi? Yani içinde bulunduğu namaz kaza mı değil mi? Düşünelim. Eee ikindi namazının sonuna doğru doğum başladı. Ve e, son e, sonlarına doğru doğum başladı. Çocuğun e, başı daha yeni dışarı çıktı. Doğum devam ediyor. E, bu sırada gelen kanamayı istahze kabul ediyoruz ve akşam ezanı okunduğu esnada, akşam ezanı okunduktan sonra yani ikindi kadın kılmamıştı o canavliyle ile, ve akşam ezanı okunduğunda nifas hükmü başladı. Yani çocuk do tamamen dünyaya geldi ve kanamayı artık biz hayız kab e, nifas kabul ediyoruz. O halde nifas sayılmayan o az kanama, yani çocuğun sadece başı ile beraber gelen kanama e, özür sayıldığından ve o esnada da akşam ezanı okunup kılınmayan ikindi bu durumda kazaya kalmış olacak. Kadın nifastan temizlendikten sonra ne olacak? Kaza edecek. Peki tam tersini düşünelim. Kadın ikindi vakti doğuma başladı ve çocuğun yarısından çoğu dışarıdayken kanama başladı ve akşam ezanı okundu. Bu durumda ikindi vakti tam çıkmadan bu kadın nifas hükmüne girdiği için o halde bu ikindi namazını kaza etmesi lazım değildir. Yoksa hani o halde canavriyle kadına namaz kılacaksın diye bir şey emredilmiyor. Bu namaz kazaya kaldı mı kalmadı mı bu meseleyi biz şu an konuşuyoruz. Hani şu soru hemen gelmesin nasıl yani kadın o anda namaza mı düşünüyor ki o sancıyla yani tabii ki Müslümanın için namaz çok önemli ama e, pratiğe bakmak gerekirse mümkün değil kadın o halde namazı düşünmesi namazı kılmaya kalkması mümkün değil burada bizim hani o halde kadına namaz kıl diye emredeceğimiz bir durum değil sadece bu namaz e, kazaya kaldı mı kalmadı mı ona bakılıyor peki Wayne zade ala ekseliği Hı, tamam nifasla konuşuyoruz. Şimdi kadının e, 40 günden fazla bir kanaması oldu. Fe ala ekserihi. 40 günü geçen bir kanama oldu. 42. gün durdu. Normalde 40 günde bitmesi gerekiyordu. Ve lehe adetun. Ve bir, bu kadının da nifas adeti var. Hayızda olduğu gibi kadın her doğumunda 35 gün görüyor diyelim. Her doğumu 35 gün. Ancak üçün, e, 4. Işte, doğumunda e, 35'i geçti. Tamam e, namazı terk ediyor. 37, 38, 39, 40'ta dursaydı 40'ın tamamı nifas olacaktı. Ama bu kanama 42. günde durdu. O halde adeti 35 gündü ya nifasta bu kadının ve aleyha adetinin üzerine olan 7 günlük fazlalığın tamamı istihadetun istazedir. Ve illa eğer e, 40'ı geçmez 40'ta durursa bu durumda ve zâidu alel ekseri Sadece, e sadece affen e, ve aleyha he, ve illa özür diliyorum. E, şey yoksa kadının bir e, adeti yoksa yani her nüfasta farklı farklı bir e, şey görüyor. Bir ilk doğumda 20 gün, ondan sonra 30 gün gördü. Bu durumda fezza edu alal ekseri 40'ın üzerine görmüş olduğu bütün kanama fakat e, kanamanın 40'tan sonrası istadetin istade sayılır. <laughs> adeti olduğunda 42. güne geldi. Arada 7 günlük fazlalık var ama bu durumda ne yapıyoruz biz? Sadece 35'ten sonrasını kaza edecek diyoruz. Yani çünkü 42'yi geçtiği için nifasta bir değişiklik yok. Ama kadının düzenli bir adeti yok. 20 gün görüyor. Bir, doğum, bir sonraki doğumda işte 15 gün görüyor. Bu durumda 40'a kadar geldiğinde 40'ın tamamı istihaze, şey, nifas 40'tan sonrası istihaze oluyor. Şimdi... Adetten bahsettik. Hayız ve nifasta adetten yani bir sonraki evrede, bir sonraki ayda, doğumda, bir sonraki doğumda görülen e, aynı aralık, o periyoda bakacağız. Vel adetu tesbutu ve tentakilu bimerratin <laughs> fil haydi ve nifasi. Hayız ve nifasta tek bir sefer, e, seferde e, sabit olur ve e, değişir. Ne demek yani? Kadın hep yedi gün görüyordu, bir sonraki ay sekiz gün gördü sonra kesildiyse artık bu kadının hayzı 8 gündür. Bir sonraki ay 9 gün görürse artık 9 gündür. aynı Ebu Yusuf ve Bihi E bu Yusuf'a göre bu görüş e, bu görüş Ebu Yusuf'a göredir ve bunda fetva veriliyor diyor mülteka sahibi. Ve ve İmam Muhammed ve Ebu Hanife'ye göre ise la budde minel bir sonraki ayda tekrar oraya dönmek lazımdır diyor. O da şöyle ki mesela onu şimdi zikredeceğiz. Bu kadının hayzını biz yedi gün dedik. Tamam. Bir sonraki hep yedi gün görüyordu. Bir sonraki ay sekiz gün gördü. Sekizinci gün namazını ne yaptı? Bıraktı. Bir sonraki ay, bir sonraki ay eğer yedi gün görürse ha demek ki bir önce sekizde olan istihaze hükmünde olacak. Çünkü bir kere daha tekrar etmesi gerekiyordu hayzın değişmesini görmek için. O halde burada terk ettiği bir günlük namazı kaza edecek diyor. Ama bir sonraki ay yedi değil de sekiz görmüşse ha demek ki İki ay peş peşe sekiz gördüğü için kadının hayızı sekize intikal etmiş. Bu bir tane, bu bir günlük namazı kaza etmeyecek diyor. Aslında Hanefi mezhebinde tercih edilen fetva da budur. Yani hayız yediden sekize geçtiğinde o bir günlük namazı kaza e, bırakıyoruz. E, yani bırakıyor kadınlar. E, bir sonraki ay sekiz olursa ha demek ki hayız sekiz oldu o halde namazı bırakacak. Yani o bıraktığı namazı kaza etmeyecek. Ama tekrar yediye döndüyse ha demek ki ee, o bir gün fazlalıkmış ona ziyade edilecek diye İma Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in fetvası vardır. Bu da ibadetteki ihtiyata yakın olandır. Şimdi bir başka durum venifasul tavamin tavamin e, ikiz demek. E, i̇kiz'in doğumunda e, ne zaman nifas başlıyor? Şimdi kanama e, ne dedik biz çocuktan sonra Bir saniye arkadaşlar şurada ben Ha tamam şey geliyor düşük meselesi geliyor. İkiz meselesinde ilk çocukla minel evvel ilk çocukla beraber kanama geliyor ya ilk çocukla nifas başlıyor artık ikinci çocuğun artık üç saat mi beş saat mi ne zaman sonra gelecekse ikinci çocuğun doğumu fark etmez artık kadın ilk çocukla beraber görmüş olduğu kanla kandan itibaren ne olmuş olur nifasa girmiş olur hilafenli <laughs> Muhammed İmam Muhammed bunun ihtilaf etmiştir ikinci çocuk demiştir ancak şimdi de hayız nifasın bazı hükümleri var ki nedir mesela ve hayızın da aynı şekilde. Mesela hayız üç hayız üçüncü hayız bittiğinde kadın iddetten çıkıyor, boşanmış bir kadın iddetten kurtuluyor. Ancak hamile bir kadın boşandığında bu kadının iddeti çocuğun doğumudur. Peki ikiz e, bir çocuğa hamile olan ve boşanmış bir kadının iddeti ne zaman bitecek? İlk çocuk mu ikinci çocuk mu? Ve qida iddeti iddetin bitimini ise e, itibar edilmesi gereken doğum minel akiri son çocuktur icmaan burada mezhep imamlarının icması vardır. Yoksa ümmet icması değil de Hanefi mezhebin imamlarını kastediyor burada. O halde ikiz doğumlarda e, nifas ilk çocukta görünen kanla başlıyor. Ancak ikinci çocuğun doğumundan sonra da artık ikadanın iddeti bitmiş oluyor. Bir başka hüküm ve siktu yani düşük. in zahara ba'du halkihi eğer bu düşükte e, yaratılması e, başlamışsa yani uzuvlar belli ise ki bu da bugünkü tıbbi verilerle sekiz hafta arkadaşlar 8 haftalık çocuk artık tırnak uçlarına kadar yani tırnak yerlerine kadar gözlerine kadar belli olan henüz bir iki santim kadar boyu olsa da tüm uzuvları belli olan işte göz çukuru tırnakları parmakları belli olan bir yaratılış haline geliyor 8 hafta. Bu in inzahara badu halqi tabiri bugün 8 hafta diye ne yapılır? Kayıtlanır. Yani düşük 8 ve sonraki haftalarda olursa ve bu düşükle beraber kan da gelirse ve veledun yani bu şeyi nedir o? Uzuvları belli olduğu için artık çocuk hükmündedir. Tasiri bu tasiru bihi ummuhu bu çocuğun düşmesiyle annesi ''Nufasa'e'' Ne olur? Nifas olur. Nifas sayılır kan görülürse. Peki <laughs> Bir doğum gerçekleşti fakat hiç kanama olmadı. Biz nifası doğumla beraber gelen kan hükmünü verdiğimiz için kadın kanama görmüyorsa doğumda normal doğmaya da fark etmez. Kanama görmüyorsa nifas sayılmaz. Ama düşük olduğu ve düşük 6 haftalık. Ancak kadın kanama görüyor. Sekiz 8 hafta olmadığı için yani çocuğun henüz daha uzuvları şekillenmediği için bu kadının kanaması özürdür. Hayız e, nifas değildir. Ancak 8 hafta oldu ve 3-5 gün kanama gördüyse kadın veya daha fazla fark etmez. Bu hüküm bu durumda annesi nifas olur. Vel emetu cariye ise şayet bu yani efendisinden hamile kalmış ve 8 hafta sonrasında düşük yaptı. Normalde cariye efendisinin hamile kalırsa ve bu çocuğu doğurursa ummu valet olur. Ne demek ummu valet? Hani efendisinden çocuk sahibi olan köle demek. Artık bu e, statü bakımından de, bir üst e, mertebeye çıkıyor. Satılamaz. E, efendisinin ölümüyle itibaren artık hür olmuş olur gibi bazı e, ekstra statüler elde eder. E, bu durumda cariye 8 haftalık e, bir e, düşük yaparsa e, ümmübaret olmuş olur. Yani artık efendi onu başkasına satamaz. E, ya azat edecek ya da o halde yaşayacaklar. Efendisi öldükten sonra bu kadın otomatikman e, ne olur? E, hür olur. Ve yaka ut talâku el bil valedi Çocuğun doğumuna e, bağlanan talak vaki olur ne demek? Adam diyor ki bu çocuğu doğurduğun anda ben seni boşuyorum. Sen boşsun diyor mesela. Ve kadın yedinci haftada düşük yaptı. Yedinci haftada düşük olan e, cenin çocuk sayılmayacağı için talak vaki olmaz. Ancak sekiz ve sonraki haftalarda düşük çocuk sayıldığı için bu durumda bu çocuk e, doğmuş sayılacağından isterse ölü olsun fark etmez doğurduğunda sen boşsun şartı tahakkuk ettiği için talak vaki olur. Ve ten kadibihi el iddetu veya yine iddet bekleyen bir kadın var. Doğumu, hamile bir kadın. Doğumu kadar iddet beklerdi. Sekizinci haftadan sonra yani düşük olduktan sonra artık iddet bitmiş olur. Peki. Bir son düzlüğe girdik. Bunu da okuyalım inşallah. Ve demul istihadeti. Hani deminden beri hayızın aşağısında veya en az, iki, iki gün, üçten az olursa, ondan çok olursa veya işte nifas kırkı geçerse, biz bu kanamaya istihaze demiştik. İstihaze kanı aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Ey Allah Resulü ben sürekli kan gören bir kadınım, ne yapayım dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan yıkan ve namaz kıl. Çünkü o e, yani rahimde bulunan bir damardan gelen e, kanamadır. E, rahmin kendisinden değil de rahmin kendisinin, e, ürettiği bir kan değil de bir damarın çatlamasından ötürü gelen kanamadır diye e, Efendimiz buyurmaktadır. O halde e, rahimden gelen kan hayız ol, e, hayızı doğuruyor. Demek ki şunu da anlayabiliriz. Bir kadın rahmini aldırdı. Rahim kanseri rah, rahmini aldırdı. Artık e, hay, tıbba göre bu kadın hayız göremeyecektir. Çünkü e, hayız neydi? Hayız üretilen yumurtalığın kanla beraber atılmasıydı. E bu kadın artık yumurta üretemiyor. Rahmini aldırdı. Gelen kan rahimden değil de damardan gelen kansa artık bu kadın hayız görmeyeceği için tıpkı menopoza giren kadın gibi kan görürse bunu istihaza sayacaktır. Bu da mesela bir, bir güncel mesele. Demur istihaze kerua sürekli akan burun kanaması gibidir. La yemna o salaten ve la savmen ve la ne namaza ne oruca ne de cimaya engel olmaz. Çünkü bu burnun kanaması gibidir. Ee, namaza falan mani olmaz çünkü rahimden gelmiyor. Faslun. Şimdi istihazeyi anlatacak bize. Ee, el Mustahadetu istihaze gören kadın, yani sürekli e, kanaması olan e, kadın. E, demin söylediğimiz gibi damardan gelen bir e, kanamadır bu. Ve daha Women Bihi Selsu Beulin Selsu Bevli olan, yani bugünkü prostat denilen hastalığı olan kişi yani idrar tutamama hastalığı. Ev istıtlâku batnin, aşırı bir ishal durumu. Ev infilâtu rihin, veya e, baskın bir gellenme hastalığı var kişide. Ev ru'afun daimun, sürekli burnu kanayan kişi. Ev curhun la o veya durmayan, e, kesilmeyen bir, yani akıntısı kesilmeyen bir yarası olan kişi. Yani özürlü kişi. E, şimdi normalde Abdesti bozan nedir? Kanamadır. Bu kanama devam ederken abdest almak caiz değil. Çünkü abdestin geçerli olması için abdesti bozan bu kanama halinin, idrar halinin bitmiş olması gerekiyor. Bu durumda. Bunlar devam ederken abdest alamayız biz. Ama bunlar hiç durmuyorlar. Yani e, bir adamın eli kesildi. Öğlen ezanı okunduğu anda eli kesildi. E, i̇ki saat sonra duracak. E, o halde namazı kılamaz o halde. Bekleyecek. Durmasını bekleyecek. Fakat bir namaz vaktinin tamamını kanama devam ettiği şekilde geçirirse bir na kamil namaz vakti kanamayla beraber devam ederse işte orada biz özür sabit olur diyoruz yani kanamanın üzerinden bir namaz vakti geçerse <laughs> özür sabit olur bu bütün bu sayılanların da işte hani e, aşırı ishalin e, sürekli burun kanamasının veya istahazenin e, namaz e, devam ettiği hal bir namaz vaktini tamamen kaplama noktası olursa özür sabit olur. Nasıl olacak peki? Bir adamın eli kanadı öğle ezanında 5 dakika var. Ee, ezan vakti girdiğinde, namaz vakti girdiğinde elinde kanama vardı. Abdest alması şu an mümkün değil. Bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. İkindi vaktinin girmesine o kadar bir zaman kaldı ki bu kişi abdest alıp namazı kısa anca o kadar yetecek. İşte bu esnada bu kişinin özrü sabit olur ve bu kişi Gider abdest alır namaz kılar. Kan devam ettiği halde bile tampon yapsın yapmasın fark etmez. Özür olduğu için o kan sadece o kan necis de sayılmaz kıyafet edeyse bile. Peki burada ne yapacak bu adam? Fetva alan görüş vakit çıkınca tekrar abdest alacak. İkindi vakti için abdest alacak ve namaz kılacak. Akşam vakti girdi abdest alıp namaz kılacak. Ve sonra diyelim ki akşam namazını <laughs> akşam namazından önce kan kesildi tamam akşam namazının e, vakti girdi namazını abdest aldı namazı kıldı. Akşam vakti çıktığı halde hala hiç kanama olmadı. Yani kan bir namaz vakti boyunca hiç akmadıysa özür bitmiş demektir bu durumda. Şimdi bu özürlü kişi ne yapıyor? Yetevaddeûne li vakti kulli salatin. Her namaz vakti için abdest alır ve yusalluna bihi ve bu aldığı abdestle de fil vakti vakit içerisinde namaz kılabilir maşau min fardin ve naflin ister nafile ister farz ne kadar namaz kılmak isterse kılabilir kazada kılabilir vakit içerisindeyken ancak bu adamın abdesti vakitli bir abdesttir iki vakit arasında geçerlidir sadece ve tulu bi hulucihi fakat vakit çıktığı anda bu adamın abdesti bozulmuş olur fetva bu vakit çıktığında abdest bozuluyor Şimdi birkaç ihtilaf var bu konuyla ilgili. Ve kâle zufer rahimahullah bi duhûlihi fakat. İmam zufer bir tek vakit girerse abdest bozulmuş olur diyor. Ve kâle bu yusuf bi eyyihime kâne. İkisini bozar. Yani vakit girdiğinde de bozar, çıktığında da bozar diyor. Bu durumda nasıl bir bu ihtilafın semeresine Bakalım yani o, bu ihtilafın bize kazandırdığı durumlar ne? Fel mutavaddi'u vaktel fecri. Sabah namazı vaktinde abdestli olan bir kişi sabah namazını kıldı, vakit girdi, abdest aldı, namazını kıldı. La yusalli bihi ba'det tulu'i. Güneş doğduktan sonra artık namaz kılamaz. Çünkü niye? E, sabah namazı vakti çıktığı için fetva olan görüşe göre namaz kılamaz. İlla inde zufer ancak İmam Zufer'e göre namaz kılabilir. Çünkü niye? İmam Zufer vakit girdiğinde bozar diyor. Sabah namazının vakti çıktığında güneş doğduğunda yeni bir namaz vakti girmediği için İmam Zufer'e göre abdest bozulmadı. Ama şeye göre ee, i̇mam hani fetva olan görüşe göre İmam Muhammed ve Ebu Hanife'nin görüşüne göre bozuldu fetva bu zaten. Ancak vel mutawaddi ba'de güneş doğduktan sonra abdest alan bir kimse ise yusalli bihi az zuhra bununla öğlen namazını kılabilir çünkü niye? Vakit çıkınca e, abdest bozuluyordu ya. Bu adam e, güneş doğduktan sonra abdest aldı öğlen vakti girdiğinde bir vakit çıkmış değil, o halde namaz kılabilir. Hilafen lehu li Ebi Yusuf. Ebu Yusuf'a göre e, ne yapamaz? E, namaz kılamaz çünkü Ebu Yusuf'a göre vakit girse de çıksa da bozuyordu. Şimdi peki, e, özür nedir? Ve özürlü kişi kim olarak kabul edilir? Vel <laughs> mazuru, mazur kimdir? Men la yemdi aleyhi vaktu salatin. O kişi üzerinden bir namaz vakti geçmiyor ki illa vel azrul lezi bihi kendisinde bulunan bu özür yucudu fihi onda bulunmasın. İbare biraz tersan anlatılmış burada ee, rahimahullah böyle bir ibare kullanmış. Aslında hani şiir olsa belir bir ifade aslında ama hani veya edebi metin olsaydı güzel belir bir ifadeydi. Fakat fıkıh için biraz olan başlı bir ifade. Vel mağzuru men hadi kırık kırık mana yapalım sizinle. Vel mağzuru özürlü kişi ben o kimse ki la yemdi aleyhi vaktu salatin üzerinden bir namaz vakti geçmiyor ki illa ancak şöyle oluyor ve özrü lezi uptiliye bihi onda bulunan bu özür de yuca fihi onda o an mevcut ne demek yani özürlü kişi namaz vakti kanamasının devam ettiği süre boyunca namaz vakti üzerinden geçen kişidir demin tarih, daha basit bir Türkçe ile anlatmış olduğum ibarenin metin hali ifadenin metin hali yani özürlü kişiyi Kanama devam ettiği süre boyunca namaz vaktinin üzerinden geçtiği kişidir. Tam bir namaz vakti kanama devam ederken geçen demektir. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tercüme tek, tercüme tekniği var. Kırık mana olunca oluyor da. Şimdi la ve illa istisnası. Şimdi la yemdi. E, gerçi bu ifade buraya olmayacak. Neyse onu da daha sonra yeri geldiğinde söylerim. Çünkü buradaki illanın istisnası e, burası değil. Ee, tamam o hatırlatmak istediğim bir nokta var. Onu ben size daha sonra inşallah anlatacağım yere geldiğinde. Çünkü bu illa istisnası burada olmuyor. Ee, ders burada bitmiş, oldu, bitmiş olsun arkadaşlar. Ben de e, <laughs> artık enerjimin sonuna geldim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim. İnşallah bir sonraki derste görüşürüz. Babul Encas'a geldik. Necisler bahsi, onlardan temizlenme bahsi. Sonrasında artık ezan başlaması lazım geliyor. Evet bu iki dersimizi alır sonra artık Kitabu Salaha gireceğiz yani e, e, inşallah diyelim peki Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu